Teşekkürler Sayın Başkan. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 11 Mart'tan bu yana ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisiyle birlikte ekonomik, sağlık ve sosyal anlamda oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz. Ne yazık ki yeni normalleşme ile birlikte vaka sayıları artmaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre İstanbul ve Ankara'dan sonra en yüksek vaka artışında Gaziantep gelmektedir. Vaka sayısında en hızlı artışın yaşandığı 3. ilimiz olan Gaziantep'te virüs yayılma hızı kontrolden çıkmış durumdadır. COVID-19 için ayrılan servis ve yoğun bakım üniteleri dolmuş durumda. Acil servislerde bekletilen hastalar son çare olarak çevre illere sevk edilmektedir. Test sayıları yetersiz, filyasyon yetersizdir. Bu noktada Sağlık Bakanlığı'nın ilimiz Gaziantep'e daha fazla test ulaştırmasını ve filyasyonun daha düzenli ve sıklıkla yapılmasını talep ediyorum. Vatandaşlarımıza da çok önemli görevler düşüyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, temastan kaçınarak, maskesiz sokağa çıkmayarak, gerekmedikçe hastanelerin acil servislerini işgal etmemek, raporlu ilaçları sağlık kuruluşlarına gitmeden doğrudan eczanelerden reçetesiz almak ve tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Son bir hafta içerisinde 10.965 kişiye 11 milyon civarında para cezası kesmenin çözüm olmadığı bu krizde Gaziantep'in birçok alanda samimi ve yaptırımı yüksek olan uygulamalara ihtiyacı vardır. Daha ciddi tedbir ve önlemler alınmazsa tüm Gaziantep olarak bu virüsün bedelini çok ağır bir şekilde ödemek zorunda kalacağız. Değerli arkadaşlar, gastronomi, sanayi, turizm ve ticaret kenti ilimizin en büyük sorunlarından birisi de yeme, içme ve gıda fiyatlarının oldukça yüksek olması. Dar gelirli bir Gaziantep vatandaşı ilinin meşhur olan hiçbir ürününe ulaşamamaktadır. Gaziantep'imizin en meşhur ve ucuz olan nohut dürümünün fiyatı %100 artmıştır. Asgari ücretle geçinen bir ailenin bayramda dahi fıstık ve baklava alması hayaldir. Değerli arkadaşlar, bir diğer sorun ise ilimizde kiraların ülkemizdeki birçok ilden daha yüksek olmasıdır. Bu yüzden ilimize dışarıdan gelen memur, öğrenci, asker geçim sıkıntısı ve yaşam pahalılığından Gaziantep'e gelmek istememektedir. Çoğunlukla öğrencilerin ve memurların yaşadığı Karataş, Akkent, Yeditepe ve civar bölgelerde ev kiraları 1500 liranın üzerindedir. Dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı Çıksorut, Ünal'da, Perilikaya ve Göllüce mahallelerinde ise 1000 liranın altında kiralık ev bulmak mümkün değildir. Buradan hükümete, belediyelere ve tüm yetkililere sesleniyorum. Gaziantep'imizi bu pahalılıktan kurtaralım. Vatandaşlarımız da ilimize dışarıdan gelen işçi, emekli, memur, asker, polis öğrencilerimiz de rahat bir nefes alsın. Değerli arkadaşlar, Gaziantep'te esnafından sanayicisine, çiftçisinden öğrencisine, emeklisinden memuruna kadar her kesim ve her sektör ciddi anlamda ekonomik bunalım yaşıyor. Esnafımız kan ağlıyor, aylardır kapalı olan iş yerlerinin kira ve faturaları altında ezilmiş, kepenk açamayacak durumda. Sanayicimiz kan ağlıyor, yektem ücretlerinin altında ezilmiş durumda. Çiftçimiz kan ağlıyor, girdi maliyetleri almış başını gitmiş, mahsulünü topraktan kaldıramayacak durumda. Vatandaşımız kan ağlıyor, kirası, faturası, kredisi ödenemeyecek durumda. Geçim sıkıntısı nedeniyle boşanmalar arttı, icra dosyaları arttı, intiharlar arttı. Artık memuru, emeklisi, öğrencisi, dar gelirli vatandaşı, EYT'lisi, işsizi, geçim sıkıntısı yüzünden tükenmiş durumda. Ülke olarak büyük bir sınav verdiğimiz şu günlerde, pandemiyle birlikte yerli üretimin ne denli önemli olduğunu görmüş olduk. Çiftçilerimizin üretime devam etmesi, alın terinin karşılığı alması ve mahsullerini tarlalarından kaldırması için tohum hibesi yetmez. Mazot, ilaç, gübre desteği de verilmelidir. Fıstık hasadı zamanı yaklaşmakta ve henüz bir taban fiyatı belirlenmediği için çiftçilerimiz zor durumda kalmaktadır.
Üreticinin elinden çıktıktan sonra fıstık fiyatı artmakta, kazanan üretici değil, aracı olmaktadır. Acilen fıstık taban fiyatı Toparlayalım Sayın Kaplan. Çiftçilerimiz mağdur edilmemelidir. Çiftçilerimizin geriye dönük elektrik borçları ve sulama birliklerine olan borçları silinmelidir. Tarım kredi kooperatifleri ve kamu bankalarına olan borçları bir yıl faizsiz ertelenmeli ve çiftçilerimize faizsiz ve uzun vadeli kredi desteği verilmelidir. Esnafımıza nefes aldıracak bir ekonomik destek şart olmuştur. Yıl sonuna kadar kısa çalışma ödeneği devam etmeli, SGK prim ve vergi ödemeleri de uzatılmalıdır. Sanayicilerimizin ödediği yekdem ücretleri de uzun yıllara, aylara ertelenmelidir. Gaziantep'imizin sorunları için mücadeleye devam edeceğim. Teşekkür ederim.